Devam edeceğiz. Deniz Zeyrek, Ankara'da nasıl yankılandı? CHP'nin bu sefer hayır oyu vermesi sürpriz mi karşılandı, olağan mı karşılandı? Resul Tosun HDP'nin çağrısına vurgu yaptı, bilgisi var mı yok mu? Nasıl görüyorsunuz? Ya tabii CHP ile ilgili sorulara Zeynel Emre'nin Muhakkak ben yanıtlanması daha Ankara'da doğru olur. gazeteciler arasında Hani HDP, mecliste nasıl yani HDP yankılandı? ile şöyle ben baştan şunu söyleyeyim. Bu tezkere metni geçen hafta, yani bundan yaklaşık 10 gün önce bir gazeteci meslektaşım tarafından mecliste üzerinde çalışanlardan alınmıştı. Meclisin basın bürosunda işte paylaştı benimle, konuştuk. İkimiz de şok olmuştuk. 30 yıldır meclisi takip eden bir meslektaşımdan bahsediyorum. Ben de hasbelkader 26-27 yıllık gazeteciyim. İlk defa böyle bir şey gördüm ben. Yani Zeynel Bey dikkat çekti. Şurada 1 yıl 8 ay kalmış. 2 yıllık tezkere hazırlıyorsunuz. İşin usulüne aykırı yani. Esası bir kenara bırakın. İkincisi ifadeler çok mu? Mesela ayrılıkçı diye bir ifade var. Neyi kastediyorsunuz? Terörist teröristtir. Ayrılıkçı nedir yani? Ayrılıkçı gruplar diye bir ifade var mesela tezkerede. Yani Üçüncüsü uzatılan bir önceki tezkereler. metinden farklı olarak bu metne mi giren bu ifadeler var? Ya biraz böyle biraz gayri ihtiyari yazılmış. Şimdi eski ben yıllardır Ankara'da çalışan bir gazeteci olarak onlarca tezkere metni okumuşluğum vardır. Ya meşhur sözcükler vardır. İşte yeri şümül, şey görevi şümülü vesaire falan gibi böyle çok kalıp kullanılır. Çok net olur. Çok şey tasvir edilir tezkereler. Yani mesela 3 tezkere gerekiyorsa 3 ayrı tezkere yazmak, üçünü de ayrı ayrı onaylatmak lazım. Yani bir tezkere yurt dışına asker gönderme tezkeresi Anayasa'nın 92. maddesine göre çok net olmalıdır. Yani Kuzey Irak'ta PKK ile mücadele edecek, bu nedenle gönderiyorum. Suriye'de şununla mücadele edecek, bu nedenle gönderiyorum. Yani bu biraz önce galiba Zeynel Bey kullandı torba tezkere ifadesi biraz geçerli bu tezkere için. Yani ben Resul Bey milletvekilliği yapmış, o da hatırlar meclisten geçen tezkereleri. Mesela Lübnan tezkeresini okuyun. İşte Birleşmiş Milletler'den söz edilir, görev gücünden söz edilir. Yani çok böyle net ya da işte Somali'deki askerlerden askerlere yetki veren tezkereye bakın. Birçok tezkereyi üst üste koyup bakabilirsiniz. Ben ilk defa, yani biz de ben doğrusunu isterseniz mesela o arkadaşla, meslektaşımızla yaptığım görüşmeden sonra bu tezkereyi yazmaya cesaret edemedim. Yani son hali bu değildir. Bekleyelim son hali çıksın. Bu galiba üzerinde çalışma yapılmış falan diye yazmaya cesaret edemedim bir gazeteci olarak. Yani biraz meclise saygı gereği bu tür şeylerin en azından milletvekillerine saygı gereği bu tür şeylerin dikkat edilmesi gerekirdi. Yani bu tezkere niçin çıkarılıyor? Onun hani gerekçesinde terörle mücadele yazarsınız vesaire ama şimdi Kuzey Irak'ta işte takip operasyonlarına tezkere gerekmiyor. Mehmetçik Pençe Harekatı'nda gayet güzel operasyonlarını gerçekleştiriyor. Gabar'ı, işte Garay'ı, şurayı, burayı kontrol altına almış vaziyette. Bizim Kuzey Irak'ta askeri birliklerimiz vardı yıllarca. Orada hani takip amaçlı gitmişlerdi ama kalıcı üsler kurmuşlardı. Onu da kimse tartışamıyordu. Ama şimdi burada başka bir şey var. Yani bir coğrafyayı tespit etmeniz lazım tezkerede. Yani şuraya, şimdi Suriye'ye gidecek diyorsunuz. Suriye artık eski Suriye değil, üçe bölünmüş vaziyette. Yani Deir Zor'a mı gidecek, Laskiye'ye mi gidecek, Şam'a mı girecek? Ya da işte şu bir önceki tezkereyi hatırlayın. Yani neredeyse enlem boylam verilmişti. Buralarda olacak denmişti. Yani dolayısıyla bu tezkerenin içeriği çok bir kere kaotik. Yani 2-3 kere okudum ben. Böyle çok çala kalem yazılmış. Çok böyle özensizce yazılmış. Diplomasi diline çok uygun değil, savunma diline çok uygun değil. Dolayısıyla da biraz özen gösterseler daha iyi olurdu. Ben şahsen CHP'nin desteklemesini bekliyordum.
Yani CHP bu tezkereye sürpriz oldu, ne değil oy mi? Verir diye kendi bana sürpriz oldu. Yani biz kendi aramızda konuştuğumuzda destekler mi desteklemez mi diye sürpriz oldu. Ama bugün hem Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledikten sonra hem bu 14 soruyu okuduktan sonra hak vermedim de değil. Hak yani verdiğiniz bu maddeler hangileri? Mesela 14 soruluk bir, bu arada izleyicilerimize de anlatalım. Bir 14 soru yöneltti CHP tezkereye ilişkin. Kamuoyunun bilmesi lazım. Şimdi biz İdlib'de savaşmak için mi asker göndereceğiz? Yani Suriye ordusuyla işte terörle mücadele deniyor. İdlib'de işte bir saldırıda 33 şehit verdik. Geçenlerde 2 şehidimiz daha oldu. Kimle mücadele ediyor orada Mehmetçik? Kim öldürdü, kim şehit etti bizim Mehmetçiklerimizi? Bunu bilmiyoruz mesela. Yani o 33 askerle ilgili Deniz, bir soru yani var. Yani dinliyorum ben yaklaşık bir Hasan saattir Öztürk dinliyorum. İtiraz bir edecek. İtirazım olabilir mi? Yani belki de dalgınlığa gelmiş bir cümle olabilir. O da şu, 33 askerimizin kimin şehit ettiğini bilmiyoruz ifadesini kullandı ya. Biliyorsunuz o olaydan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri dahil ve SİHA'lar dahil Suriye ordusunun 2011'den bu yana ki en büyük kayıplarını verdirdi. Hatta Rusya'nın o hava savunma sistemlerinde vurdu. Hatırlarsan kim yaptığını biliyordu devlet, Türkiye biliyordu ve Suriye'nin ordusunun Rusya'nın 2011'den bu yana ki kayıpların en fazlasını orada verdirdi ve en sonunda Rusya araya girdi ve Deniz Zeyrek şahsen ben Rusya'nın yaptığını düşünüyorum bakın, dedi. Hayır, şimdi orada biliyorsunuz 5 Mart Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'daydı. Biraz önce Zeynel Bey de hatırlattı. Ben de oradaydım. Ben de oradaydım. Evet, beraberdik. Şimdi orada bir mutabakat da çıkmıştı. Yani ateşkes çağrısı yapıldı. Orada yapıldı. Ateşkes yürürlüğe girdi. Ve o süreçte doğrudan Suriye rejimin askerleri vuruldu. Yani sizdeki bilgi Rusya ise onu da paylaşın. Yani Türkiye'deki bilgi veya bize söylenen bilgi de bu konuda soru işaretleri çok net bir şekilde giderilmiş değil ki. Yani hayır, insanların hiç, yani kafası kim vurduya gitti ben ve hiçbir şey yapılmadı diyorsunuz ya. Ben o gece Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye mevzilerini bombalamış olabilir ama o geceyi takip eden, yakından takip eden, hem bölgedeki komutanlarla konuşan, hem bölgedeki valilerle konuşan bir gazeteci olarak söylüyorum. Ben sadece Esad güçlerinin bir işi olduğu kanaatinde değilim. Bence Rusya bal gibi o işin içindeydi ve biz Rusya'ya hesabını soramadık. Ben öyle düşünüyorum. Aksi ise yarın Savunma Bakanı çıksın açıklasın. Desin ki Deniz Zeyrek akşam televizyonda böyle dedi. Rusya'nın yaptığını ima etti. Rusya yapmamıştır diye açıklasın. Yani tezkereden hareketle Deniz Zeyrek şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Yani bize İdlib'de kiminle hangi gruplarla mücadele ettiğimizin, askerlerimizin orada kiminle mücadele ettiğini daha net anlatılması lazım. Ya diyorum ki hayır, şunu diyorum, tezkerelerde görev tanımı çok net yapılır. Şümül denen şey çok net çizilir. Yani Cumhurbaşkanı'na işte şu amaçla yetki verilir diye ifade edilir. Yani burada şöyle bir iletişim sorunu geçen da var artık. Geçen sene çıkan tezkerenin şeyi geldi bana. Bir aynı dakika, şekilde yabancı güçlerin yabancı şeyleri kullanması ne diyor bakınız. O 2014'ten beri metinlerde var, söyledim yayının başında zaten. Evet. Ben yabancı yani meselesine takmış değilim bu arada, onu da söyleyeyim. Peki siz ne anladınız şey yabancı askerler meselesinden Deniz Zeyrek? Bugün çünkü Sayın Kılıçdaroğlu o meseleye bayağı bir atıf yaptı. O zaman evet vermiş. Ya burada şöyle bir şey var. Şimdi bakın mesela diyelim ki işte S-400 kullanılmaz orada, yani çapı büyüktür. Ama Patriot olabilir, başka bir şey olur. Acil ihtiyaç duyarsınız işte... NATO müttefikiniz olarak size destek verir, oraya Patriot getirirsiniz. Onun teknik personelini de getirmek zorunda kalırsınız. Çok acil olması gerekir bu. Vesaire. Yani bu tür şeyler, yabancı asker getirme konusunda hani 2003'teki gibi bir şey olacağını zannetmiyorum.